Selamlar arkadaşlar. Sasa Polyester'in gelecek yatırımları ve hedeflerinden bu videoda biraz bahsedelim. Üçüncü çeyrek bilançosu olumlu gelmemişti yıllık bazda ama bir önceki yılın aynı dönemine göre tabii ki brüt karda esas faaliyet karı, fabrik ve net dönem karında düşüşler var. Satışlarda sadece %10'luk bir artış var ama çeyreklik baza baktığımızda umut verici, toparlanıcı bir haber veriyor bize sanki. Sasa çeyreklik satışlarını arttırdığını, FAVÖK'te yükseliş olduğunu. Çeyreklik net karda ise bir önceki ikinci çeyrekte bu yılın 3 milyar 200 milyonluk bir zarar açıklamıştı. Ama toparlandı ve 3. çeyrek iyi geçti. 5 milyar 349 milyon liralık bir çeyreklik net kar var. Toparlanma söz konusu. E, yatırım ve hedeflerine baktığımızda e, yatırım ve tesis bilgisi anlamında şöyle diyebiliriz. Adana'da e, 950 milyon dolarlık yatırımla e, saflaştırılmış e, tereftalik e, asit üretim tesisini kuruyor Sasa. E, PTA ve ELYAF ve polyesterin ham maddesidir bu e, PTA üretim tesisindeki bu olay ve tesis Türkiye'de bir ilk olacak 950 milyon dolarlık bir yatırım Adana'da. E, stratejik ve işbirliklerine baktığımızda, lisanslara baktığımızda e, Amerikan Investa firmasıyla beraber 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet e, İspanyol firmasıyla da mühendislik anlaşmaları gerçekleştirildi. E, i̇stihdam ve çalışan bilgisi e, anlamında baktığımızda da PTA tesisinin kurulumunda 7 bin kişi çalışıyor. E, SASA'da yatırımlar dahil 12 bin kişi istihdam ediliyor. Üretim ve inşaat durumu, e, inşaat aşamasında olan tesisin açılmasıyla e, bu PTA e, ithalatı e, ihtiyaç kalmayacak ve bu e, SASA tesisin inşaatını hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyor. Pazarlama ve ihracat e, anlamına baktığımızda 2025 sonunda 1 milyar dolarlık ihracata yaklaşmayı hedefliyor. Tesisin devreye alınmasıyla Kore ve Çin'den ithalatı durdurarak ham maddeleri yerli üretimle karşılamayı planlıyor. Ülke ekonomisine katkısı da bu tesis Türkiye'nin ithalatını azaltarak cari açığa olumlu etki yapacak. Tesis ayrıca 500 kişiye istihdam sağlayacak. Gelecek planları Sasa'nın yatırımların tamamlanmasıyla yeni tesislerin inşaatına başlayacak ve üretim kapasitelerini daha da arttırmayı hedefliyor. Finansal beklentiler ise tesis faaliyet gelirlerine bugünkü piyasa koşulları ve fiyatlarla yıllık 200-250 milyon dolar arasında bir katkı sağlayabilecek Sasa'nın ve bu ki tabi bilançolarına da önemli katkı ve yükseliş sağlayacak satışlarında net dönem karında olumlu yansıyacak fiyatına da tabi ki olumlu bir şekilde yansıyacak. Geçen yılın kasım kasım döneminde kasımın ilk haftasında 82 lirayı görmüştü. Ne yazık ki ardından sert düşüşler yaşayıp şu alanda testere piyasasına girmişti. 40 ila 50 lira arasında testere piyasası. Ardından bu Mayıs ayında geçtiğimiz Mayıs ayında şurada bir sıçrama yaptı e, ve 70 liraya kadar yükselen bir sasa görüyoruz. Ardından tekrar düşüş ve tekrar testere piyasası civarında şurada e, o zirveden yani o 70 liradan düşen trendin üzerine şurada bir kere e, atmaya çalıştı. Şurada denedi, test etti. Burada da test etti ve şu anda da yine test aşamasında düşen trendin üzerinde görünüyor. Orayı kırmaya çalışıyor ve 46 lirada artık dip seviyelerine yakın en dip seviyemizde şurada 38 lira seviyeleri 38 liralara kadar geri çekilir mi? Çok da beklentim yok ama artık Sasa için yükseliş zamanı gelebilir çünkü bir yıldır dinlendi bekledi düzeltmesini de yaptı bundan sonra şahlanış dönemleri sasa için bu yatırımlarla beraber 2024 2025'te Tabii ki biraz daha bekletebilir ve ama o zaman e, yükselişlerine başlayacak ve eski günlerine o şaşalı günlerine dönecektir sasa polyester arkadaşlar bilgilendirme videosu yaptık e, yatırım tabi tavsiyesi olmuyor kararlarınızı doğru bir şekilde araştırarak vermenizi tavsiye ediyoruz. Videoyu beğenebilirsiniz. Destek olmak amacıyla teşekkür ediyorum ve herkese bol kazançlı günler.